Tam salgın mevsimi ancak bu yıl diğerlerinden farklı adeta onlarca virüs birden saldırıyor bize. Bazıları oldukça tehlikeli, yakaladı mı günlerce hatta haftalarca bırakmıyor. Bu yüzden de bazı vatandaşlar virüse yakalanmamak için tedbir alıyor. Mesela grip olmak istemeyen turşuya koşuyor. Muhallim, turşu kursun fincana. Muhallim, turşu kursun fincana. Muallimler değil ama hastalıklar turşunun kıymetini bir kez daha öğretti. Talep bir anda patlama yaptı. Turşucular siparişlere yetişemiyor. Her zaman gelip alıyoruz. Çok güzel turşular var. Lahana, patlıcan, buranın gibi turşu. Acılarısız? İlacı turşu. Özellikle turşu suyu. Genelde sarımsak turşu suyu yediriyorlar çocuklarına. Bir de turşu suyu içtiriyorlar. Sarımsak, salatalık, lahana, acılı, acısız, tezgahta her şey var. Hal böyle olunca hafta sonu turşucuların önü tıka basa doluyor. Tatil gününe denk geldiği için insanlar soğuk kış aylarında turşu alışverişlerine geliyorlar. Bayağı bir sıra oluyor burada. Bayağı bir yoğun çalışıyoruz. Kesinlikle işte grip olanlar vesaire, kendini kırgın hissedenler delicesine turşu suyu tüketiyorlar. Dede mesleğini devam ettiren Taylan Usta şifa kaynağı diyor. Son dönemde hapşıran, öksüren neredeyse herkes hasta ama Tayfun Usta'nın tek bir ilacı var. O da turşu ve turşu suyu. Eğer turşu tüketirseniz hasta da olmazsınız diyor. Hasta da olmadım. Siz uzatayım bir tane, tadına bakmak ister misiniz? Acı mıdır şu an? Şu an hayat kadar değil. Söylediğiniz kadar güzel. Afiyet olsun. 1953'ten beri biz buradayız. Muallim, turşu kursun fincana. Muallim, turşu kursun fincana. Muallim. Turşunun olmazsa olmazı turşu suyu. Gripin de en büyük düşmanı. Turşu ye, zinde kal. Slogan belli. Turşu ye, zinde kal. Kutu kutu ilaçlar yerine doğal ilaç diyor turşucular. Son yılların en sıcak kış aylarını yaşıyoruz. Hatta öyle ki İstanbullular hava ne zaman soğuyacak diye sormuyor bile artık. Kar yağışının hayalini bile unuttuk derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü salı günü için kar tahmininde bulundu. Peki İstanbul'a kar gelirse ne kadar kalır? Yanıtı haberimizde ve bu haberle de sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. En sıcak Aralık ayını yaşamış olduk. Son 52 yılın en sıcak Aralık ayını geride bıraktık. Hatta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yılbaşında kar yağar mı hayalini bile unuttuk. Ama kar İstanbul'u unutmadı. Çok yakında ama uzaklardan geliyor. Sibirya'dan. İstanbul'da bugün adeta bahar havası var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta sonu da sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde olacak. Ancak pazartesi gününden itibaren Sibirya soğuklarıyla adeta donacağız. Hatta salı günü kar yağacak. Tabii bu sadece tahmin. Çünkü çoğu kez beklenen kar gelmedi. Peki ya bu sefer gelirse ne kadar kalır? İki gün boyunca, yani salı ve çarşamba günü kar ve karla karışık yağmur şeklinde geleceği bekleniyor yarışların. Kar ve kuvvetli kar, karla karışık yağmur şeklinde olacağını söyleyebiliriz. Evet. Daha çok Avrupa yakasında göreceğiz gibi gözüküyor. Anadolu yakası da etkilenecek. Mega kentte yeni hafta başlamadan önce hava sıcaklıkları 16 dereceye kadar yükselecek. Zaman zaman yağış geçişleri muhtemel. Sıcaklıklarda aynı bir düşüş olacak. 5 günlük tahminlere göre Lodos'la yükselen 15 derecelik sıcaklık pazartesi gecesi saatler içerisinde neredeyse 10 derece birden düşecek. Salı günü ise tahminlere göre İstanbul beyaz bir örtüyle uyanacak.